Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, mensubattan 15 tane mensup olan isimler nahivde metninde saydı. Şimdi birincisi mef'ul bih. Dün mef'ul bih'i şartlarını okuduk. Enva'ul mef'ul bihi. Burada da mef'ul bihin nevileri. Mef'ul bih kaç ayrılıyor? Nelerden oluyor? Kale Musannef Hazretleri buyurdu. Ve huve kısmani. Mef'ul bih iki kısımdır. Zahirun ve mudmarun. Birisi ismi zahir, birisi damir. Yani mef'ul bihler açık isimden de olabilir, zamir de olabilir. Fezzahiru, zahir olan mef'ul bih ma tekaddeme zikruhu. Zikri geçendir. Mesela inna arsalna Nuhan, orada misal vermişti. İnna arsalna Nuhan, orada ismi zahir mef'ul bih. Nuhan, açık isim. Bunlar açık isim olarak gelirse buna zahir olan mef'ul bih deniyor. Vel mudmaru, zamir olan mef'ul bih kısmane, o da iki kısımdır. Zamir, muttasılın ve münfasılın. Bitişik zamir, ayrı zamir. Fel muttasılı, zamiri mensubu muttasıl itne aşara, o fel muttasılıya öyle yaz. Damiri mensubu muttasıl, yani meful konumunda, mensup konumunda olan zamirler 12'dir. Ve hiye, o da darabeni darabenet. Yine bu kitabın usulü veya bazı kitaplarda böyle fiil-i mazinin sonunda birleşen zamirler. Ama nefs-i mütekellim vahdeden almış, mal gayriden itibaren biz bunu sırayla çekersek şöyle çekeceğiz. Darabeni, darabena, darabeni, daraba, darabena, darabeni, darabena, öyle değil mi? Biz nasıl çekiyoruz? Darabehu, yok yanlış söyledim ben. Darabehu, darabehuma, darabehum. O fiile birleşen zamirler. Darabeha, darabehuma, darabehunne, darabeke, darabeküma, muhatap zamirleri. Darabeküm, darabeki, darabeküma, darabekünne, darabeni, darabene. Gayib, gayibe, muhatap, muhataba, nefsi mütekellim, vahde, mal, gayir zamirleri. Fiile bitişen. Ve onlar da neymiş? Ha, vel münfasılün. Münfasıl zamirler, itne, aşara, bunlara da zamiri, mensubu, münfasıl, fiilden ayrı olan, mensup konumunda olan zamirler, bu da 12. İyyâye, iyyâne. Yine biz bunu baştan çekeceğiz. İyyâhu, iyyâhuma, iyyâhum. İyyâha, iyyâhuma, iyyâhunne. İyyâke, iyyâkuma, iyyâkum. İyyâki, iyyâkuma, iyyâkunne. İyyâye, iyyâna. Böylece münfasıl mensup zamirler. Peki, demek ki burada mef'ul bihi ikiye ayırdı. Açık isimlerden olabilir, zamirlerden olabilir. Zamir de ikiye ayırdı. Muttasıl zamirler, münfasıl. Yani mensup konumunda olan fiili bitişen zamirler, fiilden ayrılan zamirler. Bunları 12'şer tane gördük. Ve kulu ben derim, yen gasimül mef'ul bihi, mef'ul bih ayrılır. İlâ kısmeyni, iki kısma. El evvelü az zahir, birincisi ismi zahir. Açıktan gelen isimler. Ve sen ikincisi el mutmaru zamirler. Fakat arafta bildin enne zahira, zahir nedir? Ma yedullu ala manahu, kendi manasına delalet eden biduni ihtiyacin ila karineti tekellümin ev hitabin ev gaybetin. Yani mütekellim zamiri karinesine, hitap ve gayb gaybe karinesine ihtiyaç duymaksızın, efendim kendi başına müstakil bir manaya delalet eden kelimelere ne deniyor? İsmi zahir, işte Nuh kelimesi gibi. Yani Nuh kelimesinin alem isim olduğu ya da peygamber ismi olduğuna bir karine gerekmiyor ki. Anladın mı? Peki ve ennel mudmara zamire gelince ma bir şey ki la yedüllü ala manahu, kendi manasına şahıs zamirleri kendi manasına delalet etmez. İlla bi karinetin, ancak bi karineyle. Min hadil karayini selasi. Bu üç karineden birisi. Ya mütekellim zamir olacak. Mütekellim karinesi. Ya muhatap, muhatap ikisi bir. Hitap karinesi olacak. Ya da gayip.
gayb gaybe şey olacak. Yani o zamirlerin hangi şahıslara delalet ettiği, bu üç grup mütekellim, hitap, muhatap ve gayb karineleriyle manası açığa çıkmış oluyor. Yoksa biz mesela İyyahu dediğin zaman İyyahu onun yani müfret müzekker gaybe delaleti ancak bir karineyle. Bak o hu zamiri gelmiş sonuna. İyyahuma tesniye müzekker. İyyahum cem müzekker. O zamirler karineyle. İyyake o da karine. Muhatap zamiri sen. İyyakuma siz ikiniz. İyyakum siz tamam ceminiz hepiniz. İyyaki sen bir kadın. Muhataba İyyakuma ikiniz. İyyakuna siz çoğul. Cemim mennes. İyyaye ben. Bak mütekellim yasına muzaf olmuş. İyyana orada yine naya muzaf olmuş. Femisalü zahiri ismi zahire misal darabe Muhammedun Bekran gibi. Darabe efendim fiil. Muhammedun fail. Bekran'da o da alem isim. O da efendim mensup. Bak bunun şimdi Bekir olduğuna bir karine gerekmiyor ki. Evet. Ve yadribu Halidun Amran. Bu da muzariye misal. Yani mazi ve muzari fark etmiyor. Yine Amran burada ismi zahir olarak mef'ulü bih. Yadribu fiili muzari. Halidun onun faili. Amran de lafzan mensup mef'ulü bih. Ve kadafa İsmailü zehraten. İsmail bir çiçek ne yaptı? Kopardı. İsmi fiili mazi getirdi. Zehraten burada efendim mef'ulü bih. Açık isim. Ve yaktıfu İsmailü zehraten. O da muzari kalıbıyla getirdi. İsmail çiçeği koparıyor, koparır. Ve yenkasimul mudmarul mensubu. Mensup zamirler ayrılır. İlâ kısmen iki kısme. Nasip halinde olan zamirler. Şimdi zamirler mesela damiri merfu muttasıl, damiri merfu munfasıl, damiri mensubu muttasıl, damiri mensubu munfasıl gibi kısımları var. Mensup zamirler ikiye ayrılıyor. El evvelü el muttasılı. Fiile bitişik olan zamirler. İşte darabehu, darabehuma, darabehum. Darabeha, bak fiil değişmiyor. İşte dikkat edin, zamirler değişiyor. Sonuna kadar. Vessani ikincisi el münfasülü. Fiilden ayrı zamirler. Emmel muttasılı, muttasıl zamirlere gelince fehüve, o nedir? Mala yüptede bihil kelamı. Kelam onunla, kelama kendisiyle başlanmayan zamirler. Söze, cümleye kendisiyle başlanmayan zamirler. Eğer sözü kendisiyle başlansaydı ona ne derdik mesela biz? Damiri merfu munfasıl mesela. Hüve darabe. Hüve yadribü. Hüme darabe. Bak orada o zaman hüve damiri merfu munfasıl oldu. Müpteda oldu. Evet. Hüme müpteda oldu. Mahalle merfu. Ve la yasihhu bu damiri muttasıllerin ve la yasihhu sahih olmaz. Vukuhu bunların gelmesi bade illa illadan sonra gelmesi sahih olmaz. Fil ihtiyar. Yani ihtiyar dediği serbest olduğu zamanlarda, zaruret olmadığı zaman, ihtiyar dediği o. Zaruret olmadığı zaman. Ve emmel münfasılı, münfasıl zamire gelince. Fehüve o nedir? Ma yüptede bihil kelamı. Kendisiyle kelama başlanılan. Ve yasıkı vukuhu, onların vukuhu sahih olur. Bade illa, illadan sonra gelmesi fil ihtiyar. Normal hallerde. Zaruret dışında. Mesela iyyâye darab, iyyâhu darabtü diyebilir misin? Diyebiliriz. Diyebilirsin. Hem de şey hasr olur. Mesela iyyâke na'budu. İyyâke na'budu. Bak kendisiyle kelama başlanıyor. Ve iyyâke nesta'in. İyyâhum. İyyâke vel kezib. İyyâke vel kezib. Yalandan sakın. Peki bunun gibi. Velil muttasili damiri mensubu muttasıl için vardır. Yine oraya damiri mensubu muttasıl yaz. İsne aşara lafzan 12 lafzı var. 12 kalıp. El evveli birincisi el ya uya bu şeyden başlamış. Nefs-i mütekellim vahdiden başlamış. Oradaki misaller de ona göreydi zaten. Ve hiyelil mütekellimil vahid. Bu ya nefs-i mütekellim vahde içindir. Ve yecibu vacip olur en yufsale beynha ve beynel fiili o mütekellim yası ile fiilin arasının ayrılması bir nunun bir nunla öyle nun ki tüsemma nunel vikayeti nun vikayet denen bir nunla ayrılması lazım.
Mesela darabe, darabi denmez. Darabe ni. Darabe ni. Bak orada ne oldu? Bir nun-u vikaya geldi. Fiilin sonunu koruyan daha doğrusu. Ama ya'dan öncekinin meksur olması lazım. Nun-u vikaya meksur oldu. Nahu eta'ani Muhammedun. Eta'ani bana itaat etti. Muhammedun Muhammed. Şimdi buna biz eta'i diyemeyiz. Fiilin korunması lazım. Fiil kalıbının. Eta'a. Neyi koruyor onu? Oradaki nun-u vikaya. Ni. Ni'deki nun. Mef'ul hangisi orada? Mef'ul ni'deki ya. Ve yuti'uni bana itaat ediyor Bekrun Bekir. Burada da fiil-i muzari. Yine bu yuti'u sonra bir nun-u vikaya gelmiş ya'dan önce. Yuti'uni. Yuti'uni. Ve ati'uni. Bu da emir. Emre misal. Bana itaat et ya Bekru ey Bekir. Eta'a yuti'u'dan emri hazır. Eti'a. Ati'a, ati'u, ati'i, ati'a, ati'ne. O zaman ne oldu? Emrin sonuna mütekellim yasının gelmesi için arada bir nun-u vikayenin olması lazım. Vessani ikincisi bu damiri mensubu müttasillerden na. Bu da nefis mütekellim mal gayr zamiri. Ve huve lil mütekellimil muazzimi nefsehu ev ma'ahu gayruhu. Ya kendi nefsini efendim yücelten mütekellim. Yani biz. Nefis-i mütekellim mal gayr. Ya da ev ma'ahu gayruhu. Ya da mütekellimle beraber başkaları da var. Biz. Ama şimdi mesela inna enzelnahu dediği zaman Cenab-ı Hak biz indirdik derken biz orada kalabalık haşa Allah'tan başka ilah yok ki. Azametini ifade etmek için Cenab-ı Hak biz diyor. İnna a'dayna kel kevser. Biz sana Kevser'i verdik derken yine inna diyor orada. İnna nahnu nezzelne zikra bak. İnna nahnu ene enzeltü demiyor. Nezzeltü demiyor. En inna nezzelna. Nahnu nezzelna. İşte böyle kendi zatını yücelten. Bu bazen işte makam sahibi insanlara konuşurken de tek insana konuşurken siz diye konuşuyorsunuz. Orada da onun nefsini yüceltiyorsun. Nahu eta'ana ebna'una. Eta'ana bize itaat etti. Bunu baba diyor. Ebna'una oğullarımız. Burada biz deyince baba bir tane. Niye ne demiş burada? Kendi nefsini yani hürmete layık evlatların nezdinde bir insan olduğunu ifade etmek için. O zaman bu eta'nın mef'ulü na. Buna damiri, mensubu, muttasıl, sükun üzere mebni mahalle mensup eta'nın mef'ulü. Ebna'u de onun faili. Ebna'u muzaf, na mahalle mecur muzafın ileyh. Vessalis üçüncüsü el kafil meftuhatü. Kafı meftuhadır. Kafı meftuha dediği muhatap kafı. Ve hiyelil muhatabil müfredil müzekkeri. Müfred müzekker muhatap için. Darabeke. Nahvu eta'ake eta'ake ibnüke. Eta'ake sana itaat etti. İbnüke oğlum. Beraber okursan o ibn kelimesinin hemzesi hemzeyi basın. Eta'ake ibnüke oğlum sana itaat etti. Dolayısıyla müfredinde kaf geldi. Tesniyesinde eta'ake ibnüküma. Tesniyesinde küma gelir. Cemisine küm gelir. Ve rabi dördüncü zamir el kafil meksuratü. Kafi meksura. Hitap muhataba zamiri. Ve hiyelil muhatabetil müfredetil müenneseti. Bu da müfred müennes muhataba içindir. Nahu eta'aki. Eta'akibnüki. Eta'akibnüki. Ne oldu o zaman orada? Eta'a efendim feil. Onun zamir hangisi? Kaf. Bak eta'aki. Sana itaat etti kadına, anneye hitaben. İbnü ki, İbnü kelimesi eta'nın faili. İbnü muzaf ki muzafın leyh. O efendim kesrev cenem ebni mahalle mecrur ibn kelimesinin muzafı ileyhi o da. Evet. Vel hamisü beşincisi el kâful muttasılü bihel mimü vel elifü. Kendisine mim ve elif birleşen mansup muttasıl zamirler. Yani tesniye zamirleri. Ve hiye lil müsennel muhatabi. Mutlaka. Mutlak dediği de müzekker için olsun, müennes için olsun. İkisi için de aynı zamir. Eta'aküma bak.
Eta'a küma, ikinize itaat etti. Küma, ikinize. Kadınlar da olsa eta'a küma, erkekler de olsa eta'a küma. Kim mesela? İbnü küma. İki oğlunuz. Tamam mı? Evet. Ve sâdisi, altıncısı, el kâfül muttasılı bihel mîmü vahdehâ. Sadece mim birleşen. Efendim, kaf ve mim. Bu da cem müzekker muhatap. Ve yir cemaati zükûril muhatabî, cem müzekker muhataplar için. Nahvu etâküm gibi, bak. Etâküm. Ve sâbiyo, yedincisi, el kâfül muttasılı bihel nûnul müşeddedetü. Kendisine nûnul müşeddede birleşen kaf. Ve hiyelim cemaatil inasil, muhatabat, cem ve nes muhatabalar içindir. Etâkünne, etâ'yı çektiğin zaman, etâ'ahu, etâ'ahuma, etâ'ahum, etâ'aha, etâ'ahuma, etâ'ahunne, etâ'ake, etâ'akuma, etâ'akum, etâ'aki, etâ'akuma, etâ'akünne. Sonunda şeddelini gel, cem ve nes, efendim, orada bir nun-i vikaye var, bir de o sonundaki cem ve nes nun-i ikisi birleşince şedde olmuş, anladın mı? Evet. Ha. Yoksa burada tekit nunu değil. Orada fiille zamirin arasına bir şey gelmiş. Nunu vikaye. Ve sâmini sekizincisi elhâul madmûme. Mazmum zamir. Ve hiyelil gâibil müfredil müzekker. Bu da müfred müzekker gâib sigası. Nahu etâhû. Bak hû zamiri. Onun huyet mesela nasıl irab ediyoruz? Etâhâ fiyelün mâdın mebniyün alel fethi la mahalle lehu minel irab. Hu damirun mensubun muttasılın. Öyle diyoruz ona biz. Mebniyun ale sükun. Sükun üzere mebniyim. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli nasbin. Mef'ulun bihi li eta'a. Eta'nın mef'ulu bihi. Ve tâsir dokuzuncusu. El ha'ul muttasılı bihel elifü. Kendisine elif birleşen zamir. Ha. O da ve hiye lil gaybetil müfredetil mühendesetil. Müfred mühendes gaybe sigası için. Nahu etâ'ahâ. Zaten biz bunu sırayla çektiğimiz zaman bu zamirleri böyle görüyoruz. Vel âşir onuncusu elhâ'ul muttasılı bihel mîmü vel elifü. Kendisine elif ve mim birleşen zamirler. Bu da tesniye, müzekker tesniye mühendisi ikisi. Ve hiyel müsennel gâibi mutlaka. Mutlak tesniye gâib içindir. Mutlak dediği mühendisi de dahil. Etâ'ahuma erkekler içinde. Yani iki erkek çocuğu da olabilir, iki kız çocuğu da olabilir. Evet. Peki. Şimdi burada etâ'ahuma deyince buradaki huma fail mi, meful mü? Meful. Meful konumunda. Vel hâdî aşere, on birincisi el hâ'ul muttasılü bihel mîmü vahdehâ. Yalnız kendisine mim bitişen ha ve yeli cemaati zükûril gâibîn. Bu da cem müzekker gâibler için. Hu yeni gelmiş bu arada min bitişmiş. Nahu etâ'ahüm. Etâ'ahüm ebnâ'ühüm. Misal. Ve sâni aşere, 12. zamir el hâ'ul muttasılü bihen nûnul müşeddedetü. Kendisine şeddeli nun birleşen efendim hâdır. Ve yeli cemaatil inâsil gâibât. Bu da cem ve nes gâibeler içindir. Nahu etâ'ahünne. Hünne. Bak oradaki aslında biz ona demin ne dedik orada? Nunu gaye değil. Zamir hünneyi diye zaten. Evet. O zamirin nunu. Etâ'ahünne. Oraya biz etâ'ani gibi nunu gaye demeyeceğiz orada. Hüve hüma hüm. Hiye hüma hünne. Ya da hu hüma hüm. Ha hüma hünne. Ke küma küm. Ki küma künne. Ni na. Evet. Peki. Velil münfasılı zamiri mensubu münfasıl içinde vardır. İthne aşere lafzan. Onun içinde 12 tane lafız var. Ve onlar iyya. Murdefeten bil ya'i lil mütekellimi vahdehu. O zaman mütekellim, nefs-i mütekellim vahdeye bitiştirilmiş olarak. İyya'ye. İyya'ye. Oradaki ya'ya bitiştirilmiş. Onun peşinden ya geliyor, mütekellim yası geliyor. İyya ye. Evna ya da lil muazzamı nefsuhu ya zatı büyütülen kimseler için ev ma'a gayrihi ya da kendisiyle beraber başka şahısların da olduğu nefsuhu mütekellim ma'a gayri için.
İyyâna, İyyâna. Evbi kâfi meftuğaten ya da meftuğ kâf için gelir. Lil muhatabil müfredil müzekker. Müfred müzekker muhatap. İyyâke. Evbi kâfi meksûraten ya da meksûr bir kâfle gelir. Lil muhatabatil müfredetil müenneseti müfred müennes muhataba için. İyyâki. Ve la tahfa aleyke marifetül bâkî. Diğerlerini bilmekte sana gizli değil. Burada bunları misal verdi. Efendim diğerleri de bunun gibi diyor. O zaman biz bunu nasıl çekeceğiz? İyyâhu, iyyâhuma, iyyâhum. Bak. İyyâha, iyyâhuma, iyyâhunne. İyyâke, iyyâkuma, iyyâkum. İyyâki, iyyâkuma, iyyâkunne. İyyâye, iyyâna. Bu zamirlerin hepsi damiri mensubu münfasıl. Anladın mı? Ha. Peki. Ve sahihu, sahih olan görüş enne damire huve iyya, iyya damiri ve enne ma ba'dehu, bundan sonra gelenler levahiku, yani ondan sonra gelen ona bitişen şeyler, o zamirlere bitişenler iyyaye tedullu alet tekellümi, yani ona levahiku, ondan sonra gelenler ona birleşendir, bitişen iyyaya bitişiyor. Lahikun gelmesinin çoğulu değil mi? Tabii levahik. Cemmin ismi kessera. Lahik onlar, yani onlara sonra bitişenler var. Tedüllü ale tekellümü. Tekellüme delalet ediyor. Evel kitab, evel gaybe. Kitabı veya gaybe. İşte tabulü dersin. İyyâye etâat telâmîzü. Bak. İyyâ'nın sonra ne geldi? Mütekellim zamir. İyyâye ancak bana etâa itaat etti. Telâmîzü talebeler. Ve mâ etâat telâmîzü. Burada nefi ile geldi. Talebeler itaat etmedi illa iyyaya. Bu zamiri mansubun münfasıllar illa'dan sonra gelirdi. Bak geldi işte. Talebeler ancak bana. Orada da hasrı var. İyyaya. Ve minhu kavluhu ta'ala, bu kaidedendir. Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili. İyyâke na'budu o iyyâke nesta'in. İyyâke na'budun üzerine geçmiş. İyyâke zamiri mansubun münfasıl. Mütekaddim mef'ul bih sarih. İyyâye ne birleştin? Muhatap kâfı. Nâbudü fiili mudari. Merfu alamet-i rafı damme faili zamir tahta müstetir nahnü. İşte burada muazzım nefsehu. Cenab-ı Hak kendi zatını büyütüyor. Biz yok. Buradaki nefs-i mükellim mal gayr yok. Bu Cenab-ı Hakk'ı de kullara. Ya Rabbi ancak sana kulluk yaparız. Ve iyyâke ancak sana, ancak ve ancak sana ya Rabbi, senden ya Rabbi, nesta'in yardım talep ederiz. İyyâke tekaddüm etti. Ve kavluhu subhanehu. Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili de bunlara misaldir. Emara ellâ ta'budu illâ iyyâ. Allah Celle Celaluhu kendisinden başkasına kulluk yapmamanızı size emretti. Yine burada illâ'dan sonra kullanıldı. Bak iyyâhu. İyyâhu'daki zamir kime raci? Allah'a. Evet. Buraya kadar zamirleri görmüş olduk. Tamam mı? Şu son sayfasında Arif el emsiletel atiyete, orada da Urip yazmış. Urip olmaz. O zaman Urip olunca Uribül emsiletel, ben gelecek misalleri iraplandırıyorum olur. Arif olacak orası. Arif. İrabet el emsiletel atiyete. Mesela burada ne var? Fela tahşevhum vahşevün. Fela nehi hazır bu. Fela tahşevhum. Onlardan korkmayın. Vahşevni ancak benden korkun. Müminlere hitap ediyor. Burada fela nehi lası. Tahşev orada cezim alameti olarak nun düşmüş. Oradaki sondaki yağ da düşmüş değil mi? Vahşevni. Tabii o da düşmüş. Kesre ile iktifa edilmiş. La tahşevun faili nerede? Vav. Wow. Bunun aslı la tahşeyu idi. Vav wow, onun faili. Anladın mı? Efendim işte bu. Hüm de onun mef'ulü bih. Neyi? Zamir olarak mef'ulü bihi. O zaman buna ne diyoruz biz? Damiri mensubu munfasıl. Evet. Vahşevni de ya düşmüş aslında orada. Oradaki nunnuni vikaye. Vahşevni. Ya düşmüş, kesreyle iktifa edilmiş. Ve abudullah ve la tüşrikü bihi şey'a. Oradan aşağıkileri de sen yap.
Aşağıda bir efendim şiir. Şiir var değil mi orada? Onu okuyalım. Yüczevne yüczevne min zulmi ehli zulmi ehli zulmün zulmünden ödüllendirilirler mağfiraten. Bizim burada yeczune yazmış. Ceza yeczu yeczune min zulmi ehli zulmi ehli zulmün zulmüne o zaman karşılık verirler mağfiraten bağışlamakla. Yani zulüm ehlini bağışlamak, bağışlamakla. O zaman ceza yeczi, 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 yeczure olur o zaman. Evet. Ve min isaeti ehli su'i kötülük yapanları da ödüllendirirler ihsanen iyilikle. Yani kötülüğe iyilikle mukabele ederler. O zaman yeczune. Burada hangisiler mef'ulü bi? Efendim, burada yeczune olursa bu fiili muzari efendim nunla merfu bunun faili vav min harfi cer mutallakı yeczune zulmü min ile mecrur mecrur zulmü muzaf ehli muzafli ehli muzaf zulmü muzafli mağfiraten de bu yeczunenin mef'ulü bih sarihi ismi zahir olarak gelmiş. Öbüründe de ihsanen orada da ismi zahir olarak gelmiş mef'ulü bih. Orada kılacağız. Ve min isaeti de öbür min zulmü atıf değil mi? Tabi. Ve min isaeti min zulmü ehli zulmüye atfedilmiş. İhsanen de şeye o da mef'ulü bih. Evet. Mağfiraten gibi. Burada kalacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.